Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri gıda testleriyle ilgili yorumlarınız geliyordu. Şimdi böyle ilk videomuzu balla başlamak istedim arkadaşlar. Şöyle bio bal alıyoruz biz. Bakalım kullandığımız bal gerçekten yani bir sahteliği vesaire var mı? Gerçek balı anlamak için arkadaşlar şöyle tabağa şöyle göstereceğim size. Şöyle ortalama 2 yemek kaşığı balı koyuyoruz. Tabii böyle olduğunda hanım hemen kızıyor, bu buradan dışarı çıkıyor diye. Ne yapıyoruz? Şifa olsun diyoruz. Balı böyle boş tabağa koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle suyu yavaşça tabağa bırakıyoruz. Üstüne gelecek kadar fazla aşmıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu suyu böyle arkadaşlar daire şeklinde ortalama 1 dakika boyunca bu balı böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle iki elle yapmaya çalışayım, daha rahat olsun. Bu tarafa doğru da yapabilirsiniz. Zaten şimdi sahte balı, şimdi bu orijinal balı yani hani gerçekten nasıl olduğunu gösterdikten sonra sahte balın nasıl fark edildiğini size söyleyeceğim. Ama zaten böyle kalkıp da ben bir sahte bal almam zaten. Ona da para vermem. Zaten etrafımızda da Fransa'da öyle bir şey görmedik. Ne kadar videodan belli oluyor bilmiyorum ama arkadaşlar eğer bal gerçek ise görüntüsü balın Allah'ın takdiri petek gibi oluyor. Bakın gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Şu an gözüküyor. He? Şu an gözüküyor. Değil mi? Çevirince. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın bal petek oldu. Gördünüz mü? Allah'ın takdiri. Biraz daha yapayım. Pardon. Bunu böyle 1,5 dakika yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü hani sulandığı için görüntü şey yapmasın diye. Bakın. Gözüküyor mu? Petek gibi. Evet, petek gibi. Biraz daha yapayım arkadaşlar. Eğer bu testte böyle yaptığınız zaman bu petek gibi çıkarsa arkadaşlar bal gerçekten orijinal bal oluyor. Eğer bu çalkalama da böyle zaten onun görüntüsü bozuluyor. Bu tür petek tarzında olmuyor. Bakın muhakkak yansıyordur size de. Şöyle göstermeye çalışayım. Çıkıyor mu? Evet. Bakın petek gibi oluyor bal. Bu bal arkadaşlar sahte olmuyor. Ağız tadıyla sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. Bu da görüyorsunuz işte Allah'ın takdiri. Tabağa koyuyorsunuz, üstüne su koyuyorsunuz. Aynı petekteki bal şekli görüntüsünü alıyor. Eğer dediğim gibi yani bu bal sahte ya da karışımlı bir bal olmuş olsaydı bu yaptığımız testte arkadaşlar bu petek görüntüsüne ulaşmış olmuyorsunuz. Ve zaten daha çok bu tür ballar daha koyu renkte oluyor. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey, şimdi sizler de evinizdeki balı dediğim gibi bir tabağa ortalama 2 yemek kaşığı koyup üstüne su koyuyorsunuz. 1 dakika gördünüz zaten. Böyle 100-360 derece olduğu yerde seviriyorsunuz. Ve eğer bu 1 dakika içerisinde, 1 dakika sürmüyor bile, 30-40 saniye içerisinde eğer o balın resmi bizim videomuzda gördüğünüz gibi petek petek resmini alıyorsa balınız gerçek. Ama eğer öyle olmuyorsa ne yazık ki bal sahte oluyor. Allah korusun, bu tür şeylerden de uzak olmak lazım. O yüzden arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ve ne tür testler yapmamızı isterseniz yorum bölümüne yazarsanız biz de sizler için böyle bir seriye başlayacağım. Hep birlikte sağlıklı güzel beslenmeyi birlikte öğrenmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Saygılar, selamlar.